Herkese merhaba. Bugünkü simülasyon videomuzda sizlere uzaktan yük tanımlamasını ve civata kuvvetlerini göstereceğim. Dilerseniz hep beraber başlayalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi iki tane plakam var birbirine bağlanmış şekilde. Ve bu plakalarım benim civatayla birbirine bağlanmış olsun. Farkındaysanız burada civataları herhangi bir şekilde çizmedik ya da göstermedim. Buradan da diyelim ki şu göbekten bir levye ile bir mil vasıtasıyla kaktırılıp döndürülmeye çalışılıyor olsun. Şimdi bunları nasıl tanımlayacağız? Simülasyon kısmında gelin beraber onlara bakalım. Şimdi ilk etapta gördüğünüz gibi iki tane parçam var. Ve iki tane parçama civata kuvveti atacağım için bir önceki videolarda gösterdiğim şekilde buraya ben no penetration kontak tanımlaması veriyorum. Yani bu iki yüzey birbirine yapışık olduğu zaman zaten civatayla bağlamanın bir anlamı yok. Düşündüğünüz gibi, tahmin ettiğiniz gibi. Burada da ben ikisine ne yaptım? No penetration verdim. Daha gerçekçi olmasını istiyorsanız da buradan sürtünmeyi açabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra iki tane civata tanımım var. İkisi de birbiriyle aynı zaten. Bir tanesini göstereceğim nasıl yaptığımı. Buraya geldiğinizde sağ tıkladığımda şimdi civatalarda iki tane çizgiyi seçiyorsunuz. Bunlardan biri de civata başının oturacağı yüzeydeki çizgi. Ötekisi de somunun oturacağı yüzeydeki çizgi. Bunları seçtikten sonra civata başını daha önceki videolarda anlattığım gibi zaten ve somun civatanın burada et kalınlığını seçiyorsunuz. Diş çapını. Burada da şunu soruyor size. Rigid bir bağlantı mı olsun yoksa distributed yani esnek bir parça mı olsun. Burada aynı zamanda siz özel bir civata tanımlıyorsanız civatanın malzemesini burada malzeme seçiminin yanı sıra aynı zamanda burada gördüğünüz gibi Sotos kütüphanesini kullanabilirken aynı zamanda custom deyip özel bir malzeme de seçebiliyorsunuz. Bununla birlikte parçanın öngörülmelerini ve sürtünme vesaire, kat sesini vesaire girebiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bir sonraki özelliğime geçeceğim. Diğer özellikler aynı zaten. Remote load yani uzaktan yük tanımlaması. Burada da şunu yaptım ben. Dedim ki benim 51 mm yukarıda Z ekseninde bir parçam var ve buradan da ben hem ileriye hem yukarıya doğru hem sola hem yukarıya doğru bir kuvvet uyguluyorum. Yaklaşık olarak 100 yani 110 kiloluk bir kuvvet civarında hem sağa hem sola hem yukarıya doğru ve bunları da uzaktan kütle tanımlayarak yapıyorum. Şimdi Sotos'un yeni gelen özellikleriyle birlikte siz bunu buradaki kuvveti rigid ya da esnek olarak yapabiliyorsunuz. Böyle bir güzel yanı da var. Bunları yaptıktan sonra diğer işler çok basit zaten. Parçamı iki taraftan sabitledim. Aynı zamanda şurada gördüğünüz gibi yalın bir şov diyeyim hemen bir çözüme attım. Ve akabinde çözdürdüm arkadaşlar. Ve burada dikkat ederseniz parçayı bu taraftan yukarıdan zorladığım için şöyle baktığınız zaman evet parçam bakın hem ileri yukarıya hem de sola doğru kaktırılıyor, hareket ediyor, geriliyor yani. Aynı zamanda yer değiştirmeler de tahmin edebileceğiniz gibi en uç kısımda çok yüksek, diğer kısımlarda bayağı sıkışmış durumda. Bununla birlikte daha önceden gösterdiğim gibi burada check pilot deyip şöyle göstereyim hemen. Şöyle gelsin. Evet, buradan tekrardan parçamın stresini, yer değiştirmesini ya da diğer bölgelerini rahatlıkla yapabiliyorum. Buradan list connection force deyip buradan tanımladığım cıvataların birinin şuradan all bolt diyeyim. Bütün boltların gerilmelerini, aksiyel şer sitesini vesairesini görebiliyorsunuz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.